Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay olan kelebek toka yapımını sizlerle paylaşacağım. Şöyle yakından bakalım. Kolay olduğu kadar da güzel bir model. Umarım sizler de severek, beğenerek örersiniz. Şimdi tek tek birkaç modeli göstereceğim. Evet, renk uyumlarını siz ayarlayabilirsiniz, nasıl dilerseniz o renkleri kullanabilirsiniz. Hemen gerekli olan malzemelerimizi sayalım ve yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet, şöyle 5 santimlik çıt çıt tokalardan kullanacağım. Evet, gold renginde bir punch ipimiz var. Şöyle punch ipi. Yine alize koton gold kullanacağım. Farklı renklerde. Şöyle turkuaz ve beyazı kullanacağım bu çalışmamda. Ortası için minik tomurcuklardan bir tane gerekiyor. Evet, bütün malzemeler bu kadar. Hemen yapım aşamasına geçeyim. Ama bu arada 7 numara tığ kullanıyorum. Bunu da söyleyelim. Hemen başlayalım. Evet. Öncelikle çıt çıt tokamızı kaplayalım. Şöyle bir tane hazır zincir çekiyorum. Sabitleme zinciri. Tokanın açılan şu arka kısmından başlıyorum örmeye. Bir tane daha sık iğne yaptım. İpimi şöyle hafifçe gerdiriyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. İpimi şöyle tuttum. Şimdi karşı sıraya geçiyoruz. Burada herhangi bir sayı belirtmeye gerek yok. Tamamen şu etrafının kapandığından emin oluncaya dek sık iğne olarak örelim. Evet, şu içinden yürütmüş olduğum ipimi artık keseceğim. Şimdi çıt çıtın ucunu açıyorum. Örmeye bu şekilde devam ediyorum. Şu uç kısmında biraz daha şu ipimi uzatarak alıyorum. Metalimizin tüm kenarını kapatıyoruz. Birkaç tane daha sık iğne yaptıktan sonra şöyle bakıyorum. Evet, yeterli olacaktır. Hemen şurada başlangıçta yapmış olduğum zincirin arasına tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı şöyle çekmiş olduğum zincirin altından geçirip 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne ördükten sonra şuradaki ilk ilmeğimin içinden tığımı geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Şimdi kenar süslemesini tabii ki farklı şekillerde yapabilirsiniz. Ben en çok tercih ettiğim bu modeli anlatacağım. 1, 2, 3. İlk zincire değil, ilmeğe değil, ondan sonraki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 zincir çektim. 1 ilmek atlıyorum. Yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yaptım. 1, 2, 3. Bir tane atla ve ilmek kaydırma.
1, 2, 3. Bir atla ilmek kaydırma. Evet, bu şekilde bütün kenarını örüp gelelim. Evet, bu şekilde bütün kenarını kapladıktan sonra ipimi kesiyorum. Şöyle içe doğru çekeceğim. Ve şu arkadan silikon yardımı ile tutturuyorum. Şurada kalan fazlalığı da kesip temizliyoruz. Evet. Çıt çıt kaplamamızın metal kısmını kaplamış olduk. Şimdi gelelim bu güzel kelebeğimizi örmeye. Bunun için beyaz ipimi alıyorum. Bir tane sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içine gevşek olarak, yani çok sıkı yapmayalım, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim. Hemen şöyle zincirimi çeviriyorum. Şu arkada kalan ilmekleri topluyorum. Şu görüntü netleşsin. Sadece en başlarda böyle yapacağız. O yüzden çok sıkı zincir çekmeyin. Şimdi hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane tığımda ilmek var. Bir tane de şöyle sihirli halkamın içinden geçip alıyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Şimdi şurada görmüş olduğumuz ilmekleri topluyoruz aşağıya doğru. Tabi toplamadan önce ilk ilmeğimizi bir tane eksiltiyoruz. Eksiltme yaptım. Tekrar göstereyim. Şöyle arkadan geçtim. İlmek kaydırma yaptım. Şimdi kalan ilmeklerimi topluyorum. Tuttuğumuz zaman zaten şu yan taraftan şöyle hafif kabarık görünüyor. Oradaki ilmekleri toplayalım. 2, 4, 6, 7. Bir tane de sihirli halkamın içinden aldım. 2, 2 çekiyoruz şimdi. İlmeklerimizi. Çok sıkı örerseniz zorlanırsınız. Şöyle ilk geçişlerde. Bir tane hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Diğer ilmeklerimi topluyorum. Sadece toku olarak değil, bebek örgü süslemelerinde de kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ücretsiz olarak abone olup yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız, beğenileriniz bizim için çok önemli. Bu güzel videoların devamının gelmesi açısından. Hemen bir ilmek kaydırma yaptım. Yine aşağıya doğru ilmeklerimi topluyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Evet, şimdi şöyle sayalım, kolay olsun. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olduktan sonra artık 6. sırayı diyelim. Şöyle hepsini ilmek kaydırma ile tamamlayalım. İlmek kaydırma ile kapattık. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şu arkadakileri yine en başta yapmış olduğumuz gibi topluyorum.
4 tane ilmeğim oldu. Bir tane de sihirli halkamın içinden ikişer ikişer örüyoruz. Hemen şu burada eksiltme ya da artırma yapmıyoruz. Sayımız sabit. Bir kere daha topluyorum. 2, 2, 2 ve 2. Son olarak burada ilmek kaydırma yapıyorum. Hepsine ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi bir tane daha aynısından öreceğiz. 2, 3, 4. Şöyle yakından bakalım. Şu iki parçayı yapıyoruz şimdi. Örgümüzü çevirelim. Şöyle arkadan ilmek topluyorum. Tunus işi. Kelebek yapımı. Yine sayımı sabit tutarak 4 ilmek topluyorum. 5.'yi de sihirli halkanın içinden 2, 2, 2 ve 2. Son olarak ilmek kaydırma. Şimdi diğer büyük kanada geçiyoruz. Bunun için 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Şöyle örgümü hafif çeviriyorum. Yine arkadaki ilmekleri topluyorum. Tığımda 5 tane ilmek olacak. Bir tane de sihirli halkanın içinden alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de oradan aldım. Şimdi 2, 2 çekiyorum. Burada eksiltme değil artırma yapacağız. Hemen ilk ilmeğimin içinden geçtim. Bir zincir çekerek en başta bir artırma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim oldu tığda. Bir tane de buradan aldım. 7. İki, iki çekiyorum. Tekrar bir zincir çekerek artırma yapıyorum. Hemen toplamaya devam ediyorum. Üç, altı, yedi. Bir tane de buradan 8. İkişer ikişer geriye doğru çekiyoruz. Bakın kelebeğimiz oluşmaya başladı. Hemen son olarak bir artırma daha yapıyorum. İki, dört, altı, yedi. Bir tane de şuradan alıyorum. 8. Bir de sihirli halkanın içinden 9 oldu. İkişer ikişer çekiyoruz. Evet. Artık şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Aşağıya doğru.
Evet, bir tane de son olarak sihirli halkamın içine ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Şimdi şu sihirli halkamın ipini çekiyorum. Evet, bu kadar çekmeyin siz. Kopmasın. Sıkıntı olmayacaktır. Yapıştıracağız zaten. Evet, şuradaki fazlalıkları kesiyorum. Şimdi hemen tomurcuğumuzu şöyle alttan geçirip bir düğüm ile bağlayalım. Birbirinden güzel toko modelleri için kanalımın oynatma listesine bakabilirsiniz. Çok güzel tasarımlar mevcut. Tabii ki amigurumi modellerimi de izlemeyi unutmayın. Evet, şöyle bir düğüm attım. Şimdi hemen panç ipimi alıyorum. Arasından geçirdim. 2, 3, 4. Kaç tur atacağınızı şöyle siz karar verin. Evet, bence yeterli. Hemen silikonumu alıyorum. Bunun tam tersi yönde şöyle yapıştıracağım. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.